Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Melike, kanalıma videoma hoş geldiniz. Aslında şimdi söyleyeyim, bu ani çekilen bir videodur. Şimdi ben normalde Velobol'a gittiğim zaman vlog çekeceğimi söylemiştim. Bugün de Velobol'um başlıyormuş. Annem akşamdan mesaj atmış ama bana gelmedi bildirim. Ondan sonra ben girdim baktım, şimdi annem söyledi, şimdi hani öyle. Şimdi benim dersim var, dersten sonra çıkıp Velobol'a gideceğiz. 14.00'da başlıyor. Yani erken çıkacağız. Öyle. Size vlog çekeceğim. Ay, nefes nefeye kaldım şimdi. Ne bir de heyecanlandım ya. Of, niye heyecanlanıyorum ben bilmiyorum. Neyse. Şimdi o zaman ben dersime gidiyorum. Ders bittikten sonra görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, dersim bitti. Şimdi dersten çıktım. Şimdi olay anlatacağım. Yani videoyu izleyince çok karışık anlattım. Normal şartlarda ben bugün tepki videosu çekecektim. Bir şarkıya tepki videosu çekecektim. Velobol olduğu zaman da Velobol vlogu gelecekti. Yani Velobol gününde çektiğim vlog gelecekti. Bunu bir önceki, yani ilk vlogumda söylemiştim. Ondan sonra ben hoca mesaj atacaktı akşamdan. Çok geç saatte atmış. Bana da bildirim gelmedi. WhatsApp'ın içine girince gördüm. Annem aradı, dedi Velobol'un var biliyor musun dedi. Ben de yok dedim, bilmiyorum. Meğersem mesajı bana iletmiş annem. Ama bana bildirim gelmemiş. Ben de WhatsApp'ın içine girmedim. Yani öyle. Şimdi ilk dersim bitti. Dersim bitti işte. Öyle yani. Aslında bir ani kararda değişti diyebilirim. Yani ani kararla. Bugünden sonra da başka Velobol yokmuş sanırım. Haftada bir gün görecekmişiz. Sanırım, bilmiyorum ben de. Hoca bir şey yazmamış. Ben de dedim elime geçmiş fırsat, bari vlogumu çekeyim. Öyle işte arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. İlk defa sokakta video çekeceğim. Bilmiyorum nasıl çekileceğim. Oy, çok utanırım ben ya. Bir de Velobol'da bu arada Velobol'u kaç yıldır yapıyorsun soracaklar için söylüyorum. 3 yılım olacak. Bu Haziran'da 3. yılıma gideceğim Velobol'da. Velobol kariyerim. Ay, voleybol kariyerim diyor. Özür dilerim. Voleybol spor hayatımda. Öyle. O zaman nasıl yaparız? Ben bütün derslerime girsem... Yok ya. Evet yani. Çok kararsızım ya. Aslında bugün gerçekten programım atis oldu. Ben hafta sonundan bir program yaptım. İşte şu gün şu video çekeceğim, şu gün şu video çekeceğim diye. Ondan sonra işte ondan sonra altüst oldu planım maalesef. Mesajlar geliyor oradan da üstten de. Yani aslında öyleydi. Tam böyle mis gibi planlamıştım. Ben ne zaman program yapsam sürekli araya ya bir şey giriyor, aksıyor ya olmuyor. Bu arada bir haftadan beri, bir iki haftadan beri video çekmiyorum. Niye onu da söyleyeyim, çekmediğimi. Bazı hayatımda bazı sıkıntılarım vardı. Onları düzeltmem gerekiyordu. Onları düzeltirken de video çekemedim maalesef. Ama merak etmeyin, hayatıma yoluna koydum bazı sıkıntılarımı. Düzelttim hayatımda. Artık bundan sonra bomba gibi her hafta iki video gelecek. Yok, Haziran'da kapanmıyor okullar. Temmuz'da kapanıyor. Okullar kapandıktan sonra da bütün yaz boyunca 3 video atmayı düşünüyorum. Yani çünkü yazın sürekli boşta olacağım için, bir de derslerim olmayacağı için 2 videodan 3 video çıkartacağım. Okul hayatında da, okul başladığı zaman da 2 video olacak. Öyle. Yine her zamanki gibi çok konuştum ben. Çenem düştü. Neyse. Evet. Aşağıdan da Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına koydum. Oradan takip edebilirsiniz. İki hesabımı da. Burada birkaç günden beri dün açıkladım. Birkaç günden beri yapmaya çalışıyorum. YouTube'un Instagram hesabını yapmaya çalışıyorum. Ana kendi hesabımı kullanmak istemiyorum. YouTube özel bir Instagram hesabı açtım YouTube kanalım için. Instagram'da. Benim de geçmişte açtığım bir şey vardı. Şifresini unutmuştum. Dün bir şekilde şifreyi değiştirebildim. Ondan sonra şifreyi değiştirdikten sonra hesabı aldım. Yani şu an kullanıyorum. İsmini değiştirdim hesabın.
yani YouTube'a göre bir hesap, yani YouTube, yani Melike Alttere bakma 01 yaptım. Oradan beni takip ederseniz çok sevinirim. O benim YouTube hesabım. Bundan sonra oradan takip edin. Bir hesabım daha vardı. Onunla maalesef adını değiştirmek zorunda kaldım. Öyle işte. Aşağıda takip etmeyi unutmayın. Beni orada bazen video haberleri vereceğim. Yani video işte şu gün video gelecek, bugün video gelecek gibisine haberler vereceğim. Öyle. O zaman görüşürüz. Ben Kaçar. Bay bay. Dersten sonra görüşürüz. Dur, dersim başlayacaktı ben. Evet, dersim başlayacak. Dersten sonra görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, dersim şu an bitti. Yani tamamen bitti. Bugün 3 dersimiz vardı. Edebiyat dindi. Bitti dersimiz. Of, hala ne giyeceğimi karar veremedim. Eyvahlar olsun. Ne giysem ki ben ya? Neyse, ben giyeceklerimi bir karar vereyim. Ondan sonra görüşelim. Bay bay. Arkadaşlar şimdi üstüme giyindim. Çok acele giyiniyorum şu an. Çünkü geç kalmamasından var. Şöyle üstüme yine göstereyim şöyle. Bunu giydim. Kombinim bu. Çok geç kaldım. O yüzden dışarı çıkınca %90 kayda başlatacağım. O zaman görüşürüz. Ben gidiyorum o zaman, dışarıda açarım tekrardan kaydı. Sizi seviyorum. Evet arkadaşlar, şimdi biz evden çıktık. Otobüse bineceğiz. Doğru gidiyoruz şimdi. Spora. Evet. Kombinim şöyle. Evet. Kaç dakikaya gelir? Geliyor. Geliyor mu şimdi? Geldi. O zaman otobüs geliyor. Ben kaçar sonra başlatırım videoyu. Bay bay. Evet arkadaşlar, biz geldik. Şimdi vakit var olduğu için. ya niye bozuyorsun beni YouTube videomda? Arkadaşlar beni bozuyor annem ya. Neyse, bu arada bugün çok güzel bir mesaj aldım bir fan arkadaşımdan. Benim başarılarımın devamını diliyormuş. Duyuyor mu beni? Duyuyorum seni. Orayı da söyleyeyim, orayı da söyleyeyim. İşte çok güzel yerlere geleceğimi söylüyor. Başarılarımın devamını ben diliyormuş. Ay o neydi? Oy, oru geçti önümden. Öyle. Yani çok mutlu oluyorum vallahi, gerçekten ha. Bana böyle mesajlar geliyor. Ben çok mutlu oluyorum. Ben bu arada gözlüğümü nereye koyduğumu unuttum arkadaşlar ya. Ben nereye koydum kız gözlüğümü? Aa, cebimdeymiş. Cebime koymuşum. Evet. Bu arada ya çok iyi geldi ya. Vallahi şu karantina bittiği anla itibaren voleybolun başlaması çok iyi. Zaten ben bekliyordum. Voleybol. Bazen dilim dönmüyor benim ya. Yani başlaması çok iyi oldu. Yani muhteşem oldu. Çok özlediydim voleybolu da. Bu sene 3 yıl olacak değil mi? 3 yıl. 3. yıla giriyoruz. 3. yıla giriyoruz aynen. Bir ara yanlışlıkla 2 yıl biri sormuştu. 2 yıl dedim de sonra düzelttim. Dedim ki 3 yıl. Yanlış söyledim, özür dilerim de. Öyle işte. Ya günümüz sosyal medya olmuş ya. Yapma gözünü seveyim ya. Annem diyor ki kitap okumalarını tavsiye et diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Ya hayır, okuyabilirler. Okey, tamam. Zaten bizim edebiyat hocası da diyor. Okuyun okuyun diyor. Vallahi sık boğaz etti, roman okuyun diyor. Ben de roman hiç sevmiyorum. Bir ara Harry Potter kitaplarına başladım. Sinan Tuzcu'nun Böcek kitabını okudum. Burak Gülsoy'un şeyini okudum. Hatta onların kitapları imzalı bende var. Onlara şeye gitmiştik. Çok eskiden. Fuara gitmiştik. Çok güzeldi ya. Muhteşemdi. Öğretmenler gelmiş mi? Abo, öğretmenler gelmiş. Hadi kapat. Neyse, o zaman ben kapatıyorum. Yani çekim yapamayacağım. O yüzden kapatıyorum. Çıkışta o zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık voleyboldan. Ya dur, bir video çekiyorum ya. Allah Allah. Önüne bak. Şimdi çıktık. Bayağı yoruldum ya. Ayaklarım çok kötü ya.
Çok aşırı kötü. Çok kötüyüm şu an. Çıktık. Ama bayağı da özlemişim vallahi Velevol'u. Dışarıya çıkmayı bile özlemişim. Oha! Mor saçım kadının. Kadının saçı mor, ne güzel. Asya Burcu'yu hatırlattı bana. TikToker. O da saçı mor. Morla yeşil mi? Morla mavi mi? Ne öyle bir şeydi. Şimdi çıkıyoruz. Birazdan otobüse ineceğiz arkadaşlar. Gel. Kaçırmadık değil mi otobüsü? Arkadaşlar şimdi otobüse bineceğiz. Bakalım. Otobüs daha gelmedi. Kartlar sende mi? Evet, bende. Tamam. Artık bundan sonra inşallah bir daha kapanma olmaz. Amin. Arkadaşlar otobüs geliyor. Otobüste çekim olmayacak. Ben kapatıyorum. Bay bay. Şimdi arkadaşlar otobüsten indik. Annemle ayrıldım. Ay. Arkadaşlar bir garip oldum. İnsanlar bana bakıyor. Ben kameraya konuşuyorum. Ay YouTube. Utanıyorum ben bazen ya. Böyle insanlar garip bakıyor böyle. Elinde kameraya konuşanlar. Çok değişik bakışlara maruz kalıyorum. Böyle la. Böyle ne yapıyor ya bu der gibi. Ama alışacağım. Ben şimdi eve gidiyorum. Annem markete gitti. Ben de eve gidiyorum dönüş yoluna. Oh! Güzel oldu ya. İlk vlogtan ay. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Daha renkli oldu diğer şey vloğa göre. Oo, vlog çekmek ne güzelmiş lan. Ne güzel ya. Sizin sayeniz. Oy! Tavuklar dışarıya çıkmış da. Pine. Size şimdi evi göster. Arkadaşlar size tavukları göstereceğim. Bakın. Görebiliyor musunuz? Görünüyor mu? Ben de onu görmüyorum ya. İnşallah görünüyordur. Dur göster. Bile. Gulu 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 gulu. Pardon, gulu gulu. Yok. Gulu gulu tavuk yapmıyordu. Başka bir hayvan yapıyordu. Neyse. Ben eve geldim şimdi. Ben başlatacağım sonra. Evet arkadaşlar şimdi ben eve geldim. Üst kata çıktım. İkinci katımız var biliyorsunuz ki evimiz müstakil. Karaya çıktım. Ay çok utanıyorum böyle. Umarım sesim gelmiştir. Velavodan çıktıktan sonra dışarıda çok yüksek sesle konuşamıyorum. Bir de ağzımda maske var. Yani öyle bir yandan böyle insana garip bakışına böyle ne yapıyor ya bu der gibi bakanlar var böyle. Ay ama alışacağım. Ya merak ediyorum. İlk YouTuber'lar, ilk vloglarını çektikleri zaman acaba böyle bakışlar maruz kaldılar mı? Çok merak ediyorum gerçekten. Evet. Bu arada ben gittim. Yarın da Velobol'um var. Haftanın 5 günü Velobol'a gidecekmişim. Öyle bir karar alınmış. Haftanın 5 günü gideceğim. Öyle işte. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Ve aşağıda açıklama kısmı Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.